Önce gelin geçen videonun sonunda anlattığım kısmı iyice anladığınızdan emin olalım. Demiştik ki bu delik bardağı bir boru olarak düşünebilirsiniz. Bardan üst kısmı borunun girişi, buradaki bu çok küçük delikse borunun çıkışı. Ve demiştik ki vakumdayız, ortam tamamıyla vakumlu. Biliyorum geçen videoda sadece sıvının yukarısında vakum var demiştik ama aslında tüm sistem vakumda ve tüm ortam vakumlu olduğu için bu noktadaki P1 basıncı sıfıra eşitti. Şunu anlatmaya çalışmıştım. Burada bir delik olduğundan bu noktadaki P2 basıncı da sıfırdır. Vakumda olmasaydık atmosferik basınçtan söz edebilirdik ama vakumdayız o yüzden basınç sıfır. Şimdi kafanız kafanız karışmış olabilir diyebilirsiniz ki bu derinlikte bakın burası delikle aynı seviyede diyebilirsiniz ki bu derinlikte basıncımızın h kadar olması gerekmez mi? Doğru, tamamen haklısınız. Sıvının içinde bu derinlikte geçerken de h kadar bir basınç var. Hatta sıvının dışarı akmasına sebep olan da bu basınç. Fakat bu basınç denklemin potansiyel enerji kısmını ilgilendiriyor. Gelin Bernoulli denklemini tekrar yazayım giriş basıncı artı rho g h1 artı rho v1 kare bölü 2 eşittir çıkış basıncı artı rho g h2 artı rho v2 kare bölü 2. Bu terimin sıfıra çok yakın olduğu konusunda netiz değil mi? Neden sıfıra çok yakın? Çünkü yüzeyin aşağı doğru hareket hızı çok çok küçük. Neden? Çünkü sıvının yüzeyi deliğe oranladığımız zaman, alttaki, altta açtığımız deliğe oranladığımız zaman çok çok büyük. Hatta hatırlayın Atatürk Barajı'nın dibine iğneyle bir delik açsak, barajdaki su seviyesi çok çok yavaş azalır değil mi? Su seviyesi belki suyun buradan fışkırma hızının ancak trilyonda biri kadar bir hızla düşer. Özetle bu terimi ihmal edebiliyorduk. Ayrıca deliğin yüksekliğine de 0 demiştik. Yani h2 eşittir 0. Sonuçta giriş basıncını yani sıvının boruya girdiği noktadaki basıncı şöyle basitleştirmiştik. P1 artı rho g h1. Bu yazdığım terim artık potansiyel enerji değil. Bernoulli denklemini türetirken öyleydi ama sonra sadeleştirmeler falan filan derken artık başka bir şey. eşittir çıkış basıncı yani deliğe sağ taraftan uygulanan basınç, artı kinetik enerjiden gelen bu terim. Bu da gerçekte kinetik enerji değil çünkü bunu da değiştirmiştik. Şunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum, bu basınç kesinlikle sıfırdır. Ki zannediyorum ki bu konuda sizin de aklınızda bir soru işareti yok. Çünkü ortam vakumlu. Madem bu basınç sıfır, o halde bu gitti. Soru şu, buradaki basınç ne? Ne demiştik? Bu basınç da sıfırdır çünkü sistem vakumda. Eğer deseydik ki bu delikteki basınç pgh eşittir, h bu yükseklik, durum şu olacaktı. pgh eşittir pgh artı p çarpı v2 kare bölü 2. Peki bu ne demek? Borunun çıkışına uygulanan dış basınç Pgh'dir demek. Bu deliğe bir dış basınç uygulanıyor demek. Üstelik o dış basıncın bu derinlikte ortaya çıkan iç basınçla birebir eşit olduğu anlamına gelir. Halbuki öyle olsaydı su hareket etmezdi ki. Mesela bu deliğin yakından görünüşü olsun. İçinde, içeride su molekülleri var veya ne diyelim akışkanı oluşturan atomlar diyelim. Diyoruz ki bu noktaya uygulanan basınç ρgh. Tamam değil mi? Ama biz p 2 merak ediyoruz. Deliğe dışarıdan etkiyen basınç nedir? P2 bu çünkü. Eğer ρgh kadarlık bir basıncı bu taraftan uygulayacak olursak, deliğin ağzına kadar gelen bu moleküller dışarı çıkamaz. Çünkü her iki yönden de, her iki yönden de eşit basınca maruz kalırlar. O yüzden geçen videoda üstüne basa basa dedik ki, bakın burası işin en can alıcı noktası. Deliğin dışından deliğe doğru uygulanan basınç sıfırdır. O yüzden de bu terim gidiyor. Sonuçta potansiyel enerjideki fark kinetik enerjiye dönüşüyor. Ki bunu da zaten kinematik ve enerji denklemlerinden biliyoruz. Bu konuyu netleştirdik, artık yeni bir probleme geçebiliriz. Ya da şöyle yapalım, yeni probleme bir sonraki videoda geçelim.